Merhaba gençler, üreme sistemi ve embriyonik gelişimden devam ediyoruz. Bu videomuzda gebelikten bahsedeceğiz ve anne sağlığından bahsedeceğiz. Özellikle burada önemli olanlar plasenta oluşumu ve göbek bağı meselesi. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Onlar hakkında da bu videoda konuşacağız. Şimdi plasenta oluşumu nasıl? Plasenta nedir? Biraz onun hakkında konuşacağız. Görseye döneceğim arkadaşlar. Öncesinde biraz bilgi verelim. Şimdi anne ile bebek arasında madde alışverişi var diyorduk. İşte ne madde alışverişleri var? Besin alıyor anneden bebek, işte oksijen vesaire gibi solunum gazlarını anneden alıyor arkadaşlar. Anneye de atıklarını veriyor. Bu şekilde vücudundan atıklarını uzaklaştırıyor. İşte anne ile bebek arasındaki her türlü madde alışverişi plasenta adını verdiğimiz yapıyla gerçekleşecek. Embriyo gelişimi sırasında rahim duvarı böyle parmak şeklinde rahim boşluğuna doğru uzantılar oluşturuyor. Bu uzantıların içerisinde bol bol kan damarı var arkadaşlar. İşte bu yapıya biz plasenta diyoruz. Bu kan damarları sayesinde o besin alışverişi sağlanıyor diyeceğiz. Plasenta anne ve embriyoya ait kan damarları içeriyor. Hem anneden hem de embriyodan gelen damarları içeriyor. O yüzden karşılıklıdır plasenta boşlukları vardır arkadaşlar. Orada madde alışverişleri gerçekleşecektir diyeceğiz. Dıştan içe doğru baktığımızda en içte koryon zarı vardı. Bir önceki videoda anlatmıştık. Embriyoda hemen sonra amniyon zarı vardı. Koryon ve amniyon zarından plasenta meydana geliyor kabaca arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Hamileliğin 7. haftasından sonra kan damarları embriyoyu anneye bağlayan göbek bağını meydana getiriyor arkadaşlar. Plasentanın bir kısmı endometriyum tabakasından, diğer ucu ise bir kısmı ise göbek kordonundan oluşuyor. Yani hem göbek kordonuna bağlıdır benim plasentam hem de annenin rahim iç duvarı olup endometriyuma bağlıdır diyeceğiz. Bu şekilde madde alışverişini sağlayacaktır diyeceğiz. Aynı zamanda plasentanın bir görevi daha var. Embriyoyu böyle keselir ya plasenta yapısı. Embriyoyu keselir de işte tutulma yüzeyi daha doğru olur kese çünkü amniyon zarı oluşturuyor tamamen. Plasentayı arkadaşlar onun endometriyum tabakasına bağlayacaktır. Yani rahme bağlayacaktır. Bu anlamda plasenta önemlidir. Anne ile embriyo arasında madde alışverişini sağlayacağını da söylemiştik. Fetüs için embriyonik gelişim geçirdik 8. haftadan sonra fetüs için beslenme, solunum ve boşaltım organı gibi görev alacaktır. Bir görevi daha vardır. Hormon salgılamak arkadaşlar. Hormon salgılamada da görev alıyor. Benim plasentam progesteron ve östrojen gibi hormonları da salgılıyor. Yine menstrual döngüyü anlatırken demiştik ki korpus luteum evresinde korpus luteum hamilelik olduktan sonra bir süre daha devam ediyordu. Daha sonrasında 4. ayın sonuna doğru falan yok oluyordu. Plasenta oluşup plasenta hormon sentezlenmeye başladığında korpus luteuma ihtiyacımız kalmıyordu arkadaşlar. Oradan da hatırlayabiliriz. Bakın plasentanın yapısında bir kesit aldığımızda arkadaşlar bak burası rahim duvarı. Rahim duvarı burası da göbek kordonu. Bebeklendiği bağlayan kordondu. Burada bak parmak şeklinde uzantılar var gördüğünüz gibi. İşte plasenta burası arkadaşlar. İçinde yoğun kan damarları var demiştik. Bak anneden rahim duvarından gelen toplar damarlar, anneden gelen apar damarları görüyorsunuz arkadaşlar. Göbek kordonundan da bebekten geliyorlar bakın. Buradan kordon, toplar damarları gördüğünüz gibi. Yine göbek kordonunda apar damarları, çocuktan gelenleri görüyorsunuz. Anne kanıyla burası bu boşluk dolu arkadaşlar. Şuradan giren atar ve toplar damarlar bu boşluklara, plasenta boşluklarına doğru yayılıyorlar. Bu şekilde anneden gelen işte maddeler şu boşluğa atılıyor. Oksijendi, ne bileyim vitaminlerdi, minerallerdi, besinlerdi. Bunlar bu damarlar tarafından alınarak göbek kordonundan bebeğe iletiliyor. Aynı şekilde bebekten gelen atıkları arkadaşlar bu sıvıya bırakılıyor. Bu sıvıdan anne damarları onları difüzyon aktif taşımayla alıyorlar ve bu şekilde bebekten uzaklaştırmış oluyorlar diyeceğiz. Yani plasentanın görevi önemli arkadaşlar. Şimdi geldik göbek bağına. Bakın göbek bağı dediğimiz göbek kordonu burasıydı arkadaşlar. Plasentanın hemen üzerinde yer alıyordu. Bunları konuştuğumuz için geçiyorum şimdi. Embriyo ile plasenta arasında bağı göbek kordonu kuruyormuş arkadaşlar. Göbek kordonunun içinde dikkat iki tane apar damar var. Bunlar embriyodan gelen atar damarlar. Embriyodan anneye atık taşıyorlar bunlar.
Şöyle iki tane atar damar geliyor arkadaşlar. Kabaca çizeceğim. Göbek bağı ile kordon ile geliyorlar. Burası plasenta olsun. Plasentaya atıklarını bırakıyorlar. Bir tanesinden karbondioksit atıkları geliyor. Bir diğerinden ise boşaltım atıkları geliyor. Amonyaklı atıklar arkadaşlar. Bunlar o boşluğa bırakıyor. Yani aynı damarla, atar damarla gelmiyorlar. Bu atar damar embriyonun anneye atıkları taşıdı. Anne bunları topladı, aldı. Bir tane toplar damar girişi yapıyor arkadaşlar. Bu da anneden bebeğe besinde oksijenli gibi yararlı molekülleri taşıyor. Bu şekilde bebeğe ulaştırıyor diyeceğiz. Toparlarsam göbek kordonunun içerisinde iki atar damar, bir toplar damar varmış. İki atar damar atık taşıyormuş, bir toplar damar ne taşıyormuş? Besin oksijen taşıyormuş diyeceğiz. Lütfen dikkat et, normalde tam tersi atarlar temiz kan, toplarlar kirli kan taşıyordu. Fakat bunu bebeğe iletimi vesaire olduğu için işe tam tersi olacak. İki atar damar kirli kan taşıyacak, bir toplar damar temiz kanı taşıyacaktır. Toplar damar anneden gelen temiz molekülleri taşıyacaktır. Embriyodan gelen karbondioksit atıklarını ise bir atar, amonyak atıklarını diğer atar ne yapıyormuş, getiriyormuş diye gelin. Evet gençler, göbek bağında görevi bu şekilde oluyor. Şimdi geldik birazcık günlük hayatta da aslında duyduğumuz kısımlara, fetal dönem. Yani hamilelikteki o aylar var ya, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay gibi. Bu aylarda neler oluyor? Bebekte ya da embriyoda ya da fetüslerin gibi değişiklikler oluyor. Bunun hakkında konuşacağız. İlk 7 haftalık zigota ne isim veriyorduk arkadaşlar? Embriyo diyorduk. 7. haftanın sonundan sonra, yani 8. hafta gibi artık biz buna fetüs ismini veriyorduk. Bakın gittikçe insan embriyosu dönüşüyor diyelim. İnsanda embriyolar gelişip 3'er aylık dönemlere ayrılıyor. 1. 3 ay, 2. 3 ay, 3. 3 ay gibi düşünün. Toplarsak 9 ay meselesi oradan geliyor. Aslında artık 40 haftaya, hafta üzerinden konuşuyorlar ama bizim hala kitaplarımızda ay üzerinden genelleme yapıldığı için oradan anlatmaya devam edeceğiz. Embriyoda en hızlı gelişim arkadaşlar ilk 3 aylık kısımda gerçekleşiyor. Burayı ilk yazmamışsın ama ilk 3 ayda gerçekleşiyor. 8. haftanın sonunda tüm organlar gelişmeye başlıyor. Yani artık fetüs oluşumu gerçekleşiyor diyelim. Dönlenmeden 9 hafta sonra fetüsün organları, kasları, kaburgaları artık belirginleşiyor. Ve artık yavaş yavaş insan olduğunu anlayabiliyorsunuz. İlk 3 ayın sonunda kol ve bacak çıkıntılarında işte eller, ayaklar, parmaklar oluşuyor. Ergin bir insanın, yetişkin bir insanın minyatür gibi düşünün. Bebeğin elini, ayağını, parmaklarını ultrasonda görebiliyoruz. İlk 3 ayın sonunda fetüste arkadaşlar farklılaşma tamamlanıyor. Artık farklılaştı. Organlar da dokularda genlerin aktifleşmesi, pasifleşmesi tamamlandı. İkinci 3 aylık dönemde fetüsün kaşları, kirpikleri, yani kıllar oluşuyor bakın. Diş kökleri, kemikleri gelişmeye başlıyor. Kemik yapısı oluşmaya başlıyor. Bu dönemde arkadaşlar progesteron hormonu artık plasentadan sentezlenmeye başlıyordu. Bu döneme kadar kortizol yapıyordu bu işi. Diyordu ki 4. ayın sonuna doğru artık plasenta oluşuyor ve artık progesteron hormonunu plasentadan sentezliyoruz demiştik. 3. 3 aylık dönemde ise, yani işte ilk 6 ayı bitirdik, 7. aya doğru geldik. Artık arkadaşlar büyüme devam etse de büyüme biraz daha yavaşlamış oluyor. Dolaşım ve solunum sistemleri gelişmiş oluyor. Kaslar iyice kalınlaşıyor arkadaşlar ve evrenin sonuna doğru oksitosin hormonu sentezi artıyor. Yani doğuma yaklaşıyoruz anlamına geliyor bu. Oksitosin hatırlarım kasların kasıp gelişmesini sağlıyordu. Doğumu gerçekleştirmemizi sağlıyordu. Bir de arkadaşlar meme dokusundaki süt bezlerinin üretmiş olduğu sütün kanallara boşaltılmasında görev alıyordu. Ve anne baba gibi işte partner hormonunda diyorduk ki biz buna bağ kurma olayını oksitosin hormonu sayesinde sağlıyorduk. Anne ile bebeğin bağ kurması mesela gibi gibi. Evet, şimdi kabaca böyle. Peki bu fetal evrelerde gerçekleşen olayları ayrıntıya girecek olursak nasıl anlatacağız? Hadi bakalım şimdi hızlıca geçelim. Üçüncü ayda ne oluyor?
İlk 3 ayda demiştik ya fetüs tamamen bir insan görüntüsünü alıyor. Artık cinsiyet belirlenebiliyor arkadaşlar. Çünkü üreme organlarının yapısı artık oluşuyor. Tırnak oluşumu gözleniyor yine fetüste. Vücut büyümesi artış gözleniyor. Baş büyümesi ise biraz daha yavaşlıyor arkadaşlar. Dördüncü aya geldiğimizde fetüsün yüz şekli tamamen ergin bir eve benziyor. Tamamen işte burnuyla gözü cart cürt hepsi oluşmuş oluyor. İskelet sisteminde kemik doku arkadaşlar artık görülüyor. Hatırla embriyonik dönemdeyken yeni kıkırdak iskelet oluşturur diyorduk. Artık bakın dördüncü ayda kemik oluşumu başlamıştır. Yeni kıkırdağın bir kısımda, iskelet sistemindeki kısmında kemikleşmeler görülmeye başlamış. Beşinci ayda ise artık iskelet kasları çalışmaya başlıyor. Bebeğin tekmeleri vesaire hissediyor artık anne. Ellerini, işte ne bileyim, başını çok rahat bir şekilde oynatabiliyor, hareketleniyor bebeğimiz. Büyüme ise biraz daha yavaşlıyor arkadaşlar. Büyüme devam ediyor ama yavaşça daha az kilo almaya başlıyor embriyon, fetüs. İnce kıl ve saç oluşumları gözleniyor. Vücudumuzu örten kıllar ince ince oluşmaya başlıyor artık. Yine saç oluşumu da başlıyor bu evrede ya da bu ayda. Altıncı aya geldiğimizde kaşlar ve kirpikler artık belirginleşti. Böbrekler arkadaşlar bakın çalışmaya başlıyor ve amonyakta atıklar oluşmaya başlıyor. Amniyon sıvısının büyük bir kısmı fetüsün idrarıyla doluyor arkadaşlar. Yani idrar yapma başlıyor artık fetüste ve içerisinde bulunduğu sıvıda idrar oluşmaya başlıyor. Yani idrar dolmaya başlıyor. Yedinci ayda deri altı yağ depoları oluşmaya başlıyor. Yani deri beslenmeye başlıyor. O saydamlıkta gitmeye başlıyor. Renk almaya başlıyor artık derimiz. Fetüsün büyümesi devam ediyor burada ama hızı biraz daha yavaş. 8. aya geldiğimizde erkeklerde karın boşluğundaki testisler 8. ayın sonuna doğru sıkratum kesesi dediğimiz dıştaki keseye geçiş yapıyorlar arkadaşlar. Bu tabii ki 8. ayın sonunda olabilir, 9. ayın başında olabilir falan ama genelde erken doğumda olabileceği için 8. ay içerisinde gerçekleşir diyebiliriz. 9. aya geldiğimizde fetüsün tüm organları artık tamamlanmış oluyor, gelişimini tamamlamış oluyor. Sinir sistemi, böbrekler ve karaciğer tam gelişimini tamamlayamıyor. Doğum gerçekleştikten sonra da devam ediyor arkadaşlar bunların gelişimi. Biz hatta şöyle deriz, hani ilk üç bölüme bölüyoruz ya, ilk 3 ay, ikinci 3 ay, üçüncü 3 ay gibi trimester diyorlar bunlara. Doğduktan sonra da insanın fetüsünün aslında gelişime devam ettiği, sanki adeta karnındaymış gibi doğduktan sonraki ilk 3 ayda gelişim son 3 aydaki hızla devam ediyor arkadaşlar. Ve burada işte sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Ne bileyim gözün görme yapısı, ilk bebekten mesela uzağı göremiyorlar, yakın görebiliyorlar. Ne bileyim renkli görüntü sonra oluşuyor, netleşiyor falan filan. Ya da işte karaciğer ve gelişim tamamlanmadığı için sarılık gibi vakalarla karşılaşıyoruz vesaire vesaire. O yüzden doğduktan sonraki ilk 3 ay çocuk sanki anne karnındaymış gibi gelişimine devam ediyor. Aslında 9 ay yeterli değilmiş, 12 ay daha yeterliymiş diyebiliriz. Evet, deli geçici meseleler bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldik doğum meselesine, doğum nasıl gerçekleşecek? Bakın burada rahim içerisinde amniyozlarını görüyorsunuz, göbek kordonunu görüyorsunuz. Fetüsün şeklini görüyorsunuz. Burası da serviks bölgesi. Altında da vajina var. Bebeğin kafası arkadaşlar doğuma yakın dönüyor ve servikse doğru yol alıyor diyeceğiz. Şimdi doğum nasıl başlayacak? Doğum bir kere hormonun etkisiyle başlayacak. Hangi hormon? Oksitosin hormonu. Oksitosin hormonu salgılanmaya başladığında yani kanda belirli seviyenin üzerine çıktığında benim uterus kasları, rahim kasları kasıp gelişmeye başlıyor. Bu ne demek? Doğum sancısı demek. Yani doğum sancısı başlıyor gençler. Fetüsün başı ne yaptı arkadaşlar? Önlü olacak şekilde başına kanalı dediğimiz servise doğru itmeye başlıyor. Amniyon kesesi, şu dıştaki kese, kesenin içindeydi, yırtılıyor arkadaşlar ve içindeki sıvı dışarıya boşalıyor. Hani kabaca söyleyeceğim ama hani şey denir ya suyun gelme meselesi, yani suyun geldi meselesi bu aslında. Amniyonları yırtılmıştır ve içerisindeki amniyon sıvısı dışarıya boşalmıştır. Ne demek istiyoruz burada? Artık doğum başlamıştır anlamına geliyor. Uterus kasları kasıp gevşedikçe yani rahim kasları kasıp gevşedikçe
Çocuk vajinaya da doğru itilmeye başlıyor ve çocuğun vajinadan çıkışı gerçekleşiyor. Doğumdan hemen sonra göbek bağı kesiliyor arkadaşlar. Yani o besin alışverişleri, atık alışverişleri duruluyor ve artık fetüsün kendi beslenmesini vesairesini normal bir şekilde yapmaya başlayacak anlamına geliyor. Östrojen ve progesteron hormonlarında kandaki miktarı azalıyor arkadaşlar. Doğumdan sonra annede ve bu şekilde rahim eski haline gelmeye başlıyor, toparlanmaya başlıyor. Genişlemişte artık eski halini almaya başlayacak. Yine prolaktin dediğimiz ZTH hormonumuz vardı. Bu hormon da kanda bulunacak. Çünkü süt bezleri uyarılacak ki süt sentezi gerçekleşsin. Bebeğin ihtiyacı olan besin süt olduğu için bu sayede prolaktin sayesinde süt sentezi uyarılıyor diyelim. Oksitosin de kanda verilmişse ne olacak? Neden? Çünkü sentezi yaptım kiminle? Prolaktinle. Sonrasında o sütü kanallara boşaltması lazım. Sütü kanallara boşaltan hormonum da oksitosin hormonuydu. O yüzden oksitosin hormonuna da ihtiyacımız var. Oksitosin hormonunun kanda salgısının yüksek olması aynı zamanda bebeğin emme refleksiyle de bağlantılıdır. Bebek ne kadar çok emme faaliyeti gerçekleştirirse annedeki oksitosin salgısı da o kadar artacaktır. Buna göre de o kadar fazla süt gelecektir diyelim. O yüzden sık sık yeni doğan bebeklerin emzirilmesi önerilir arkadaşlar. Evet, bu normal bir doğum süreciydi. Bir de bizim çoklu doğumlarımız var arkadaşlar. İkiz doğumlar, 300, 400 vesaire. Biz şimdi sadece ikizlerden bahsedelim. İki tip ikizimiz var. Bir tanesi tek yumurta ikizi, bir diğeri ise arkadaşlar çift yumurta ikiziydi. Tek yumurta ikizlerine baktığımızda sperm ve yumurta döllendi. Tek bir yumurtayla sperm dölleniyor ve bu mitoz bölünmelerine başlıyor. Mitoz bölünmeleri sırasında bir hücre topluluğu kopuyor ve ayrı bir noktada rahimde gelişme devam ediyor. İki tane hücre topluluğu ayrı ayrı gelişiyorlar ve iki tane embriyo, iki tane fetüs oluşuyor. Biz bunlara tek yumurta ikizi diyoruz. Bir spermle yumurtanın döllenmesiyle oluşuyordu bunlar. Çift yumurta ikizleri ise ayrı bir yumurtanın, yani ayrı yumurtaların ayrı spermlerle döllenmesi sonucunda meydana geliyordu. Bunlar ayrı ayrı rahimde gelişmeyi tamamlıyorlar ve bu şekilde iki tane birey oluşuyor. Bunlara da çift yumurta ikizi diyeceğiz. Hadi biraz açıklayalım o zaman. Tek yumurta ikizleri bir yumurtayla bir spermin döllenmesiyle oluşuyor. Burası önemli. Aslında bir tane birey oluşması gerekiyor normal şartlarda. Fakat oluşan zigot mitoz bölümler sırasında hücre sayısını arttırırken bir grup hücre ayrılıyor ve rahmin farklı bir bölgesinde gelişmeye devam ediyor. Biz bunlara tek yumurta ikizi diyoruz. Her bir hücre kümesinin genetik olarak yapıları birbirinin kopyasıdır. Çünkü mitoz bölünmeler sonucunda oluştular ya. O yüzden birbirinin aynı, tıpatıp aynı olan iki tane kardeş oluşuyor arkadaşlar. Biz buna tek yumurta ikizi diyoruz. İki fetüs genelde aynı plasentadan beslenebiliyor. Ancak iki amniyon kesesi, iki plasenta veya iki amniyon bir plasenta oluşumu da görülebiliyor. Çift yumurta ikizlerine baktığımızda ise çift yumurta ikizleri iki farklı yumurta ile iki farklı spermin birleşmesi sonucunda oluşacaktır. Bu tür ikizlerden iki yumurta ikisi sperm farklı farklı genetik yapıdalar. Dolayısıyla arkadaşlar oluşan bireyler birbirinden farklı genetik yapıya sahip olacaktır. Ancak farklı zamanlarda doğmuş kardeşler kadar birbirlerine benzerler görürüz. Şimdi biz diş üreme sistemini anlatırken bir ay bir yumurta, İkinci ay ikinci yumurta, yani her ay bir tane yumurta oluşur diye anlatıyorduk. Bazen çevresel koşulların etkisiyle ne bileyim işte hormonların etkisiyle vesaireyle o ay o kişi birden fazla yumurta üretmiş olabilir. Fallopi tüpünü birden fazla yumurta atmış olabilir. Dolayısıyla gelen spermler üretilen yumurtaların hepsini döllerse ona göre 200, 300, 400, 500 olabiliyorlar. Farklı farklı spermler farklı farklı yumurtaları farklı zamana döllenmiş gibi düşünün. Döleyebiliyorlar. O zaman dediğim gibi iki farklı zamanlı doğmuş kardeş kadar birbirlerine benziyorlar diyeceğiz. Evet arkadaşlar, çift ve tek yumurta ikizleriyle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Yine teorikli genetikte bunun hakkında konuşmuştuk. Burada da üzerinden geçmiş olduğum. Biraz da şeyden bahsedelim. Hamilelikte bebeğin gelişimini etkileyen olumsuz faktörler neler arkadaşlar? Aslında bunlar anneyi de etkiliyor diyebiliriz. Mesela sigara kullanımı hamilelikte
olumsuz bir öğedir. Normalde de olumsuz bir durum ama hamileyken bebeğe ciddi zararlar verebilir. Çünkü bebek annenin oksijenini alıyor ve oksijen refleksi hesaplı kan varsa annede o zaman bebeğe daha az oksijen gidecektir. Dolayısıyla bebek için olumsuz bir durumdur diyeceğiz. Uyuşturucu kullanımı zaten başlı başına, kimyasal kullanımı vesaire bunlar bebek için bir sürü zeka geriliğinden tutun da organların oluşumundaki bozukluklara kadar ya da sinir sistemi bozukluklarına kadar hasarlarla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için bu da yasak olacak. Alkol kullanımı yine aynı şekilde. Alkol bebeğe geçerse arkadaşlar ciddi rahatsızlıklar görebilir bebekte. Düşük bile olabiliyor. Onun için alkol kullanımı da kesinlikle olmaması gerekiyor hamilelikte. Sağlıksız beslenme. Sağlıksız beslenme de yine arkadaşlar bebeği olumsuz etkileyen faktörlerden. Çünkü bebek sizden vitamin mineral aldığı için siz ne kadar yeterli vitamin mineral alırsanız onun fazlası bebeğe geçecektir. Bebek de bu şekilde gelişimini tamamlayacaktır. Çünkü bizim vücudumuzun vitamine, minerale işte besine ihtiyacı var. Ve bebek de sizden karşıladığı için bunu, anneden karşıladığı için o yüzden beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Folik asit yetersizliği yine özellikle sinir sistemi de etkili bir yapıdır. Folik asit dolaşım sisteminde de etkili bir yapıdır. Eksikliğinde yine ciddi hastalıklar meydana gelebilir bebekte. Onun için hamilelik döneminde hamileliğinizi öğrendikten sonra direkt doktorunuz zaten folik asiti öneriyor ve takviye alınıyor. Ama hatta onun dışında planlı bir gebelik yaşayacaksanız öncesinden bile kadın doğum uzmanınız mutlaka folik asit takviyesi yaptırıyor arkadaşlar. Stres ile hormonların dengesini bozacağı için ben stresin girdiğinde vücudundaki hormonların miktarlarında değişiklikler olacaktır. Bu da bebeği de etkileyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar stres de olumsuz bir etkendir diyeceğiz. X ışınlarına maruz kalma da yine olumsuz bir faktördür arkadaşlar. Burada neden bahsediyoruz X ışınları derken alfa beta gruplarındaki ışınlar. Mesela hamilesiniz, hamilelikteyken MR'a giriyorsunuz gibi. Gerçi MR'da ses dalgaları falan diyorlar ama yani röntgene giriyorsunuz. En belirgin normal ek röntgende mesela radyasyon var. Dolayısıyla arkadaşlar o bebeği de etkileyebilir. Çünkü embriyonik gelişim sırasında hücre bölünmeleri yani ana hücrelerini oluşturuyor bebek. Dolayısıyla fetüsün o hücreleri zarar görürse kansere kadar gidebilir. Bu durum farklı durumlar da olabilir tabii ki. Ama en ciddisi o sinir sistemi hasarları olabilir, organ yetersizliği olabilir vesaire vesaire. Onun için radyasyona sebep olacak ışınlara maruz kalmamak gerekiyor hamilelik sırasında diyelim arkadaşlar. Evet, hamileliğin izlenmesinde kullandığım yöntemler neler? Bir de onu konuşalım. Şimdi hamilelik sırasında 9 ay boyunca ya da 40 hafta boyunca sürekli bir doktor kontrolüne gidiyoruz ve burada arkadaşlar bize bir sürü işte izleme yöntemleri sunuyorlar, işte bebeğin gelişimi için yöntemler sunuyorlar. Bunlardan bir tanesi ultrason değerlendirilmesidir. Ultrason dediğimiz gözlem cihazı ses dalgalarının yayılmasıyla uygulanan bir teknik aslında. Ses dalgalarının yayılmasıyla uygulanan teknikte bebeğin sağlıklı gelişip gelişmediğini kontrol ediyorlar ultrasonda. Bunların detaylı ultrasonları var, renkli ultrasonları var, bir sürü çeşitleri var. Derdimiz burada aslında ultrasona girip ay bebeğin ne şekli gelmiş, işte ama kafası oluşmuş, kime benziyor falan filan değil. Burada bebeğimiz sağlıklı gelişiyor. Mesela detaylı ultrason dediğiniz ultrasonda arkadaşlar burada bebeğin kan damarlarına kadar bakıyorlar. Kalbin yapısını inceliyorlar, beyin yapısını inceliyorlar. Dolayısıyla bebekte bir durum var mı? Belki anne karnındayken müdahale yapılabilir. Ya da doğduktan hemen sonra müdahale yapılabilir. Ya da anlamayı vardır. Bebeğin işte ne diyelim gebeliğin kurtulması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu yüzden aslında sağlıkla ilgili bir durumdur. Yoksa derdimiz ultrasonu yerinde bebeği göreyim gibi bir şey olmamalıdır arkadaşlar. Bebeğin sağlığı, annenin sağlığı için önemli bir izleme, değerlendirme tekniğidir ultrason diyeceğiz. Bir de amniyosentez yöntemi var arkadaşlar. Amniyosentez yöntemi ne? Bu da doğum öncesi fetüsün bulunduğu bir sıvı vardı, amniyon sıvısı. Şimdi bebekte bir test, yeni testler yapılacaktır. Enjeksiyonla bakın gördüğünüz gibi
karında amniyon sıvısına giriliyor ve buradan arkadaşlar örnek alınıyor. Buradaki hücrelere bakılarak bebekte genetik olarak bir sıkıntı var mı, kromozom analizleri yapılıyor vesaire. Bunlar için, bunları araştırmak için uygulanan bir yöntemdir. Genellikle hani bu Down sendromu vesaire birçok sendromlar var ya, bunların aslında baştan bu amniyosentez yöntemiyle bakılabiliyor. Ya da ikili üçlü testler var, bu şekilde yatkınlıklar yüzdelik olarak belirlenebiliyor. Anne istemesi amniyosentez yöntemi yapılmıyor ama doktorumuz ister bunun yapılmasını öneriyorsa, farklı bir durum söz konusuysa dinlemekte de fayda vardır diyeceğiz. Şey söyleniyor işte, amniyosentez riskli bir yöntem, işte enjeksiyonla amniyozları deliniyor, sıvı boşalabilir, erken doğum ya da riskli olabilir. Evet, hepsi olabilir belki ama artık son yıllarda tıbbi cihazlarımızda bu yöntemlerde ciddi gelişimler var arkadaşlar. Dolayısıyla bu riskler tamamen indirgenmiş oluyor diyebiliriz. Evet, bir tane dikkatimiz var. Genetik hastalıkların görme eskinin olduğu durumlarda amniyosentez öneriliyor. Dediğimiz gibi kafamıza göre bilip amniyosentez yapacağız diyemiyoruz. Mutlaka doktorun önermesi gerekiyor arkadaşlar. Hekimimiz, bizi takip eden hekimin kadın doğum uzmanının önermesi gerekiyor diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonra da üreme sisteminde görülen hastalıklardan bahsederek ne yapacağız? Üreme sistemini tamamlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.